Ne demek profiterol değil bu? Ben anlamadım. Ne demek yani? Her şeyi aynısı. Sadece tahin sos kullandığım için böyle bir yorum getiriyor. Ama hamurunu kendim yaptım, iç kremasını kendim yaptım. Menüye zaten tahinli yazdım. Neden olmasın ki yani? Ben anlam veremedim. Hiçbir şey bulamadı. Geldi, bu profiterol değil diyor yani. Bulunacak bir şey yok zaten menümde. O kadar güzel ki. Zaten tek eksiğimiz de olsun. Geçmişe mazi geleceğin yani. Benim zaten anladığım kadarıyla sizin Esma Hanım yemek yarışması değil. Sanki daha farklı bir konsepte yarıştığınızı düşünüyorum. Hiç alakası yok. O yüzden yemek yapmayı çok seviyorum. Yemek yemeyi bir kere çok seviyorum. Tam bana göre bir. Siz yiyin. O zaman sadece kendiniz yemek için işte yemek yapmayı çok seviyor olabilirsiniz. Şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. En azından ben emek verdim. Her şeyi kendim yaptım. Hazır almadım. Görsel olarak sizi tatmin etmiş... Yani tatmin ettiğimi iddia etmiyorum. Güzel şu... tatmin olmadık ki. Siz bence ama yemek temiz yapmayın. Bir şekilde hazırladım. Tabii sunumum de. Vardı. Yok, koydum. Hijyen konusunda bir yemeklerimi yapıyorum. Yetiştirdim. Hiçbir şeyim hazır değildi. En azından buna istinaden işte Ahmet hiçbir Bey... şeyim hazır değildi derken makarnayı açmadınız yok, ki. Yok, hazır ürünü almadım. Makarna hazır bir ürün. Ya oldu. Bir de sizin için. Ay makarna bunu açacağım. Ya sizin ya. İçin kadar güzel bir şey gerçekten. Yani. İçenler oldu. Açılamaz mı? Açılabilir. Yapanlar oldu ama. Ben İtalyan değilim canım. Şimdi şöyle bir durum var. Sadece İtalyanlar açmıyor ki eminim. Uğraşamam İsmet Bey. Onunla uğraşamam ben. İsmet Bey açabilir mesela bir mutfak uzmanı. Aa İsmet. O aşçı ama kusura ben bakmayın. Ben onunla kendimi mukayese etmiyorum yani. Zaten. O, ama en azından kadar. Siz benimle kendinizi mukayese edip hazır almasaydınız en azından mantarı. Mantar yani. Hala geçmişte hala yaşıyorsunuz. Hala mantar oldu olay yani. Masanız mantar oldu. Ya bir basit. Şey söyleyeceğim. Şimdi hazır ürün herkes kullanabilir. Her şey ya, mi hazır olur ama ya? Ama şöyle her şey mi noktasında biraz yani şöyle katılıyorum. Yani olmaz ya. Şimdi mesela hani burada mısıra kimse bir şey diyemez. Çünkü Amerikan salatasını kendi yapmış tortilla ekmeğini ki ama hem tortilla ekmeğini hem bütün garnitürleri efendime söyleyeyim sostaki bilmem neyi profiterolün hamuru ona keza gelecek gerçi göreceğiz ya ama. Ya yemek teyzin emeğine değmez ki. Niye şimdi, bu insanlar çekiyor o zaman şimdi bunu şimdi bunların yani? Hepsini hazır kullansaydı Derya'ya da tepki gösterdik. Kesinlikle. Eminim. Yani sen de işte bir garnitürde bir şey kullanabilirdin ama mantar ilk defa bizde programımızda. Yani çok şaşırdım. Ne mantarmış ya? Çok şaşırdım çünkü mantar var olan, kolay bulunabilecek, çok domates çabuk pişen. Domates püresi efendim, domates püresini hazır aldı keza. Yahu. Yani onları yapabilirdin sanki. Menün o kadar zor, uğraştırıcı bir menü değildi. Yani yapabilirdin. Çok şaşırdım ben. Domates püresinden ziyade mantara çok şaşırdım. Ne konuşacağız? Bence... Mantar olduk. Evet. Özür dilerim. Menüyü sanki İdil Hanım kendisi hazırlamamış sanki birileri emanet, söylemiş. Emanet. O şekilde sakin. Hazırlamışsınız gibi bir durum vardı sanki. Sakin bir menü. Ben öyle hissettim. Teşekkür ederim. Çünkü yok hayır. Hazır ürün şey kullandığınız için o sonuca gittim. Belki yanlış yok, olabilir bilemem. Sakin bir menüyle yani çıktı karşımıza. Yani mantarı pişirmen şey soyman ya da veyahut yıkayıp kurulaman 5 dakika falandı ya. Açıkçası demo yaptığım zaman da riske girmek istemedim. Anladım. Anladım. Ya çok riskli bir şey değil mantar. Yani yanacaktı. Efendim pişmeyecekti. Pişme yani, şeyi yok zaten. Pişme şeyi yok ki. Ne canı var ki mantarın? At gitsin. Bir de böyle dilimleyemezdim dedi. Ya nasıl dilimlemişler ki konservede? Öyle mi dedi? Evet. Normal dilimlenmiş. Söylediğinizi bir anlamadım bile. Öyle söylediniz. Böyle dilimleyemezdim dediniz. Hani hazır kullanma sebebinizi böyle bir bu yani hızlı dilimleyemezdim demek istedim. Ya onu dilimlemede ne var ya? O soğan mı kesiyorsun ince ince? Hem bunu siz bana söylüyorsunuz da dün biz aç kaldık benim masada ya. Benim her şeyimi ben kendim yaptım. Emek verdim emek. Bu kadar ekibe, bu kadar emek, kanalın yani şeyine emek verdiniz emek de, verdim. Emek verdiniz yapmaya de yapmaya çalıştınız. Evet, olsun yapmaya çalıştım. Ama siz bence ne yapın biliyor musunuz? Yemek yapmayın. Siz, sadece yiyici olun siz. Siz onu da yapmadınız. Siz her şeyi koydunuz. Saslar, onlar, bunlar. Oh ben onu vallahi restorana arıyorum, tarif ediyorum ben onları. Kime? Ne diyorum ki o sosu koy, bu sosu koy. Onu yaptım. Restorana diyorsun. Evet. Restorana. Yani tabii sipariş ama keşke sizin masanıza ben sefer tasıyla gelseydim ya. O sizin masanıza lazımdı bence. Vallahi bak yani vallahi sizin masanıza sefer tasıyla gelseydim daha mutlu olurdum. Profiterollerden tadalım. Oh maşallah. Evet, çok güzel. Ama yani o güzel mi? Vallahi çok güzel. İdil Hanım'ın evet hazır kullanmasına ben de gerçekten çok şaşırdım. Yani böyle bir yarışmada biraz emek vermek lazım, biraz ter dökmek lazım. Yani hazırla bilmiyorum ya benim hiç tarzım değil. Ben gerçek hayatımda da çok öyle hazırcı bir insan değilim. Her şeyimi kendim yaparım, kullanırım.
O yüzden benim de tepkimi çekti doğrusu. Yiyorum yiyorum, kilo da almıyorum Zuhal Hanım, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Gerçekten. Bayağı. Sanmıyorum. Biraz komik diyorlar bana tabii ki ama evet. Olsun demesin, ben onu da seviyorum. Balık etli diyelim. Evet. Bütün dünyaca ünlü markalar zaten hafif böyle balık etli şeyler, hayır modeller kullanıyorlar. Vücut çok ünlü markalar. Vücut pozitif akımı var bu arada. Evet kesinlikle. Vallahi biraz... artık ben buna çok seviyorum çünkü yani özellikle genç kızlarımız için çok büyük bir tehlike, çok büyük bir tuzak. Özellikle sosyal... Muhteşemsiniz efendim. Sosyal medyanın da pohpohlamasıyla herkes sanki çok zayıf olmak zorundaymış gibi bir algı yaratıldı. Bunu kırmak için de müthiş bir akım başladı. Bu yüzden hem daha kilolu efendim mankenler, daha doğrusu ideal kilodaki mankenler olması gerektiği normal mankenler diyeyim. Hem de birazcık da normalin üzeri hafif balık etli mankenler, modeller kullanıyorlar hem kataloglarında hem reklam filmlerinde, fotoğraflarda. Ben çok mutlu oluyorum. Özellikle genç kızlarımız, ben kendi etrafımda da görüyorum, çevremde arkadaşlarımın ergen çağındaki kızlardan. Yok göbeğim çıktı, yok burnum şöyle, yok bilmem ne, sakın. Korkunç. Yani ideal ve sağlıklı kiloda herkes zayıf olmak zorunda değil. İşi öyle olanlar tabii ki dikkat ederler formlarına ama sağlıklı olun. Sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha bu pandemi süresince neredeyse 3 yılda çok ağır bedeller ödeyerek hepimiz öğrendik diye düşünüyorum. Ders de çıkarmak lazım. Herkes sağlıklı, kendini sağlıklı hissettiği kilo. Tabii ki fazla kilo kalpti, şekerdi, tansiyondu. Elbette ki onlara da dikkat etmek lazım ama bu... Böyle ölümcül rejimler yapacağız, açlık diyetlerine gireceğiz. Öyle bir şey yok. O yüzden yiyoruz arkadaşlar. Yani ben normalde ideal bir kilodayım. Fakat ekran normalinden biraz daha kilolu gösterdiği için ve birkaç kilo da fazla mı olduğu için bir diyet yapıyorum ama ölümcül bir diyet değil. Hiç de sevmem öyle şeyleri. Asla aç kalmıyor. Bana soruyorlar ya, bu arada biraz kilo verdim. Bir 4 kilo kadar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Tatlı yemiyorum. Hamur işi yemiyorum. Akşam 7'den sonra fazla bir şey yemiyorum. Çok çok acıkırsam bir avuç leblebi veya bir canerik ama herkes de kendi tabii ki sağlık durumuna göre. Sağlık probleminiz varsa mutlaka bir diyetisyene, dahiliye doktoruna gidin. Önce kilonuzun neden olduğunu tespit edin. Şimdi herkeste bir kilo verme yarışı var ya, telaşı. Bir sağlık sorununuz olabilir. Öyle kafanıza göre her diyet herkese de uymaz. Onu da bir tabii kez ki daha söylemek istiyorum. Kesinlikle. Evet, şimdi profiterol yorumlarına geçebiliriz. Ahmet. Dediğim gibi profiterol benim için çok farklı bir yerde. Şimdi çok... bunu bir değerlendirelim isterseniz. Yani çikolatalıyı unutalım. Hani bu farklı bir versiyonu. O zaman hani direkt siz onu unutun. Hamurunu yapabilmişsiniz. Güzel olmuş hamuru. Kremasını beğenmedim. Neden? Ben beğenmedim. Benim hoşuma gitmedi. Tahinle şekeri krema ile bileşimi bana çok daha şekerli hale getirdi. Ağır mı olmuş? Evet, ağır olmuş. Onun için çikolata bununla alakalı daha böyle enfekte oluyor diye. Çikolata da tatlı bir şey aslında. Bu benim kendi düşüncemler yani. Hani, yani tabii ben, tabii yok, saygı duyuyorum. Hani şey karşı tahin biraz için daha yağlı ya herhalde ondan. Yani, evet. Onun için bakın ne dedim biraz önce? Hamurunu güzel yapmışsınız. Sağ olun. Kreması akışkan olmamış. Biraz daha bana gelen pötür pötür olmuş. Ha, pütürlü mü? Evet, pütürlü olmuş. Bana da pütürlü geldi. Tattığınızdaki biraz... hamur gayet güzel olmuş. Tahinle birleştiği zaman bana çok fazla şekerli. Peki. Ağır geldi. Vallahi ben çok beğendim. Kreması da ağır da gelmedi. Hiç ağır da gelmedi. Bir gene anda bitti. Yedi. Oh, afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne güzel. Yendikçe mutlu oluyoruz. İdil. Biraz daha alabilir miyim? Ben bak gerçekten şunlara çatalımı değdirmedim. Sizi tabağınızdan yiyeyim ben. Hiç ellemedim. Arkadakilere çatalım değmedi. Öndekini alma. Pastacı kremasını beğenmedim. Yani benim Fransa'da yediğime yakındı. Sadece hani bana şekerli geldi ama şey... Hamur nasıl? Hamur çok iyi. Hamur iyi diyorsun. Hamur iyi kesinlikle. Sos, sos hani ben çok şeker tüketmediğim için biraz şeker... Tahin sosu mu şekerli evet geldi? Evet ama şey... Gayet güzel. Elinize sağlık. Afiyet sadece olsun krema şey sıkıntılı. Afiyet olsun. Pardon. Fransa'da yediğime evet, bayağı yakın dediniz değil mi? Paris'teymiş hanımefendi. Evet. Çok, çok hoşuma gitti bu. Hamuru için dedi ama. Galiba. Uçuyor musunuz? Yok yok, kremasını dedi. Sürekli uçuyor. Seyahat ediyorum ha, evet. Harç falan alıyor musunuz fazla? Kreması için mi dediniz? Kreması hamuru için mi dediniz? Kreması için mi? Hamur için. Hamur çok iyi dedim. Hamuru çok iyi dedim. Fransa'da yediğimle aynı diye. Kremasıyla ilgili hamur şey diye dedim ben duydum ama. Ha, yani sosu da güzel anlamında. Tamam yani efendim. Sizin bence değerlendiriniz güzel o yani. Beğendi. İsmet? Şeyi çok baskın geldi şeker anlamında. Sosun şekeri ve kremanın şekeri. Ama hamurun pişme şeyi ideal. Krema, Ahmet Bey'in yorumuna katılıyorum. Benimkine de pütürlükte yani ağzımıza aldıktan sonra yani pütürlükleri vardı.
Allah Allah, ben de aldım. Hiç öyle bir şey gelmedi. Genel itibariyle bize öyle denk gelmiş. Tekrar alıyorum. Biraz daha akışkan olması lazım. Şey, evet. Akışkan olması lazım. Mutfağımda dondurdum. Hani katı diyebilirsiniz ama pürüzlü değil. Hani böyle sert diyebilirsiniz belki. Bana biraz topaklı yerde. Ama yanında sen İsmet Bey'in doğru bir eleştiri bence. Hani onu kabul etmeniz lazım Derya Hanım. Yani içinde topak, pütürlü dediğim şey şu. Ha, öyle topaklı değil yani. Akışkan mı değil? Yoğunlaşmamış bir şey değil bu. Anladım. Hani mesela un çorbası yaparsınız ama un çorbası bazen tutturamazsınız. Durunca katılaşır bir. İçinde topak topak olur. Ağzınıza geldiğinde dağılır, un haline gelir. O gibi değil. Değil. Bahsettiğim ben onu. Ben öyle anladım. Onu demeye çalışıyorum. Pardon, tamam. Yoksa sözün özü beğendin mi İsmet? Genel olarak beğendim.